Bir başka gerçek, vergi dilimi, evet. Çalışanın üzerindeki evet. o vergi yükü, ne dersiniz? Bu kalkar mı, biter mi acaba bir gün? Tabii ki kalkar. Yani bu son derece basit bir düzenleme ile ilgili bir mesele. Ama öyle değil dedi Sayın Nebati. Dışarıdan göründüğü gibi değil. 200 milyar liralık maliyeti var dedi. Şimdi bu tür konular, yani EYT gibi, çalışanların üzerindeki vergi yükü gibi, bütün bunlar böyle maliyet hesabına konu yapılabilecek şeyler değil. Yani son derece gerçek bir durumu konuşuyoruz çünkü. Hani gerçekler el yakıyor demişsiniz, yani gerçekler zaten hepimizin hayatının içinde. Şimdi vergi konusu gerçekten Türkiye'de en önemli sorunlarımızdan bir tanesi çalışma hayatında ve çok ciddi bir vergi düzenlemesine ihtiyacımız var. Biraz önce söyledim ya, Türkiye'de düzen sürekli olarak zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Vergi sistemimiz de bunun bir aracı. Türkiye'de çok adaletsiz bir vergi sistemi var. İddiayla söylüyorum, dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden bir tanesi Türkiye'de. Birincisi bu dolaylı vergi dediğimiz konu. Yani en zenginin de en yoksulun da ödediği, eşit oranda ödediği vergi. İğneden ipliğe her şeyi ödediğimiz. Bir kere bu başlı başına bir sorun ve Türkiye'de devletin vergi gelirlerinin 2/3'ü, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok, dolaylı vergi. Yani hakikaten vergiyi bir bütün olarak halkın üzerine yıkan bir konu, bir tablo var. Diğeri de gelir vergisi. Şimdi Türkiye'de o kadar adaletsiz bir vergi sistemi var ki, yılın başında aldığımız ücret aylar ilerledikçe, yılın ortası itibariyle elimize geçen net ücret düşmeye başlıyor. Düşüyor. Şimdi böyle bir şey hakikaten dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü öyle bir vergi sistemi kurdular ki, birincisi vergi oranlarımız yüksek. Birinci vergi dilimi %15'ten başlıyor. Daha sonra da ikinci, üçüncü vergi dilimlerine giriyoruz. İkincisi de vergi dilimlerini yıllar içerisinde o kadar düşük belirlediler ki hemen bir üst vergi dilimine geçiyoruz. Mesela biz yıllardır asgari ücretin vergi dışı bırakılması için, biliyorsunuz sizle de defalarca program yaptık. Hatta Ankara'da pandemi döneminde gelmiştik. Meclisteki evet. bütün siyasi partilere şu asgari ücreti vergi dışı bırakın diye dosyalar verdik iktidara, muhalefete. Sonra da sizinle konuşmuştuk. Evet, bu konuda sonunda bir adım atıldı. Diskin söyledikleri böyle bir süre sonra hani toplumsal bir büyük bir kabul gördüğü için de adım atmak zorunda kalıyorlar. Ama asgari ücretten sonra vergilendirme sistemi o kadar adaletsiz ki ve vergi dilimlerini o kadar düşük belirliyorlar ki hemen bir üst vergi dilimine. Yani daha Nisan'da, Mayıs'ta bir üst vergi dilimine, Ağustos'tan sonra üçüncü vergi dilimine giriyoruz ve yılın başında aldığımız ücret yılın sonunda kuşa dönüyor. Mesela biz şöyle bir hesaplama yaptık. 10 bin lira brüt geliri olan bir işçi arkadaşımız Ocak ayında 637 lira vergi ödüyor. Aralık ayında ödediği vergi ve kesinti toplam 2300 küsür liraya çıkıyor. Yani yılın başında çalıştığımız her 5 saatin 1 saatini vergi ve kesinti olarak çalışıyoruz. Yılın yarısından sonra çalıştığımız her 3 saatin 1 saatini vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na çalışıyoruz. Böyle bir yani durum çalışanı söz konusu. Vergi dairesi gibi gören sistem evet, var. Yani hep şunu söylüyorlar ya, vergiyi tabana yayacağız. Ya zaten Türkiye'de vergi tabanda, yani hani tam tersine vergiyi tavana yaymak lazım Türkiye'de. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, faizin, rantın, karın vergilendirildiği bir vergi sistemine ihtiyaç var. Bu niye yapılmıyor? Şimdi bu tercihlerden dolayı yapılmıyor. Dedim ya, emekten alıp sermayeye veren, ücretliden alıp sermayeye veren, yoksuldan alıp zengine veren. Şimdi kur korumalı mevduat, bir gecede sermayenin vergi borçlarının sıfırlanması, vergilendirilmeyen çok büyük kazançlar. Bütün bunlar, yani yine dünyayla örnek vereceğim. İşçiyle patronun aynı oranda vergi verdiği bir ülkeyiz biz. Yani 5-6 bin lirayla geçinmeye çalışan, 6-7 bin lirayla geçinmeye çalışan bir işçiyle milyon dolarlar kazanan patronu aynı oranda vergi veriyor. Hatta patronlar bazen vermiyor da, işte gece yarısı vergileri sıfırlanabiliyor. İşsizlik fonunda işçiden daha çok patronlar kullanıyor. Şimdi bu da bir tercihin göstergesi işte. Yani işsizlik fonu ne için var? İşçinin kara gün dostu diye ifade edilir. Yani işsiz kaldığımızda, başımıza bir iş geldiğinde en azından hayatımızı sürdürebilelim diye. Çiftçinin zaten kara gün dostu yok ortada. Yok, işçinin kara gün dostu yok ortada. Bunların hepsi işte sosyal devlet. Yani bunların hepsi bir sosyal politika. Anayasa ikinci maddemiz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlettir. Ne güzel yazmışız. Nerede sosyal devlet? Bu vergi sistemiyle bir sosyal devlet olur mu? Hani dedim ya, vergi dilimleri. Kim belirliyor vergi dilimlerini ya? Kim belirliyor? Yani oturuyorlar Maliye Bakanlığı, hükümet vergi dilimlerini belirliyor. Ben yaptım, oldu. Birinci vergi dilimi bu yıl için konuşalım. 32 bin lira. Evet. Biz 32 bin liranın 1 lira üstüne çıktığımızda bir üst vergi dilimine çıkıyoruz. Oysa bu vergi dilimi, örneğin yeniden değerleme oranı denilen, artık hepimiz öğrendik, devletin işte bütün cezalar, harçlar vesaire için enflasyonu belirlediği oran. Şimdi yeniden değerleme oranı olarak
oranında artırılmış olsaydı, 20 yılla kıyasladık, 2002-2022 kıyasıdır bu. Yeniden değerleme oranına göre artırılmış olsaydı birinci vergi dilimi 32 bin lira değil 81.689 lira olacaktı. Yani biz 82 bin lira kazandığımızda bir üst vergi dilimine çıkacaktık. 32 bin lira kazandığımızda değil. Veya asgari ücret, hani şu kadar artırıyoruz bu kadar artırıyoruz diyorlar ya, asgari ücret artışına göre artmış olsaydı 20 yıl içerisinde birinci vergi dilimi 32 bin lira değil 109.737 lira, yani 110 bin lira kazandığımızda biz bir üst vergi dilimine çıkacaktık. Hızlı hızlı vergi alalım. Yani şimdi mesela yeniden kaynak değerleme lazım, oranıyla hesaplarsak yani 82 bin lira geliri olan bir insan şu an 3. vergi diliminde. 3. Oysa eğer yeniden değerleme oranı da olsaydı daha 2. vergi dilimine çıkmış olacaktık. Dolayısıyla bizim söylediğimiz şey şu, vergi oranlarını düşürmek zorundayız. Yani asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi %10'a düşürülmeli ve vergi dilimleri, vergi dilimi tarifeleri de yeniden değerleme oranı ya da asgari ücret artışı ya da gayri safi yurt içi hasıladaki artış oranında artırılmalı ki hemen bir üst vergi dilimine çıkarak aldığımız parayı bir anda kaybetmeyelim. Gerçekten Türkiye'de adaletli bir vergi sisteminin kurulması son derece önemli. Hep söylüyoruz, vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz.